Mehmet Şeker sen satılık olduktan sonra Amerika'nın Suriye'den askerlerini çekme kararı üzerine Amerika bizi sattı diye bağırışanları gördünüz mü? Ben gördüm. Çok gülesim geldi de kendimi tuttum. Niye böyle oldu? Nasıl bu duruma düştük diye düşünmüyorlar da ağlaşıyorlar, dizlerini dövüyorlar, höykürüp tepiniyorlar. Halbuki iki saygı duruşu miktarınca kafa yorsalar başlarına gelenin hiç de şaşılacak bir durum olmadığını fark ederler hepi topu iki dakika. Bak evvel sen satılık olduktan sonra alan olur, satan olur, İhtiyacı olan alır, işini görür. İşini gören ve sana ihtiyacı kalmayan hiç tereddütsüz satar. Kimin ne zaman alacağı, ne zaman satacağı, kaç para değer biçeceğine karışamazsın. Orası senin iraden dışında gelişir. Hangi beygire, hangi eşeğe, hangi traktöre sormuşlar seni kaça satayım, ne zaman satayım, kime satayım diye, yahut satmayıp elimde mi tutayım istersin diye danışan olmuş mudur herhangi bir alete? Doğan görünümlü Şahin'e sorulmayan, PYD görünümlü PKK'ya sorulur mu? İsterse karşılığında bir bedel talep etmeden bile devredebilir bir başkasına. Mülkiyet sahibi olmak böyle bir şey. Verdim gitti, az senin olsun, tepe tepe kullan. Kim karışır? Bugüne kadar bu konuda düşünmediğiniz belli. Bari oturup bugün düşünün. Birleşmiş Milletler Filistin'e gıda yardımını kesti. Kendi toprağında mülteci durumuna düşen Filistin halkına Birleşmiş Milletler gıda yardımını da kesti. Ölen diyorlar açıkça. Yaşamak sizin neyinizi? Bizden hiçbir yardım beklemeyin. Dünyanın bütün ülkeleri olarak bir araya gelip dünyanın halini, devletler arasındaki ilişkileri görüşen koskoca kuruluş, ufacık Filistin'e yardım etmekten vazgeçiyor. Açlığa mahkum etmenin elle tutulacak yanı yok. Öylesine pis, öylesine insanlık dışı bir karar ki bu. Maşayla, eldivenle, mendille tutulacak yanı da yok. İnsani yardım, yapılabilecek yardımın en az sınırıdır. Hayatta kalabilmeleri için gerekli olan askeri yardımı yarıda bırakmak, insana da, insanlığa da hakaret anlamını taşır. Hiç değilse un gönderin de ekmek yapıp yesinler diye bir talepte bulunsak. Bunu da anlamaz o kalbi kararmışlar. Bir buçuk milyon liralık terörist. Başına bir buçuk milyon lira ödül koyulan bir terörist geçen gün gelip teslim oldu. İtirafçı olmaya karar vermiş. Serbest bırakıldı. Denetimli. Demek ki çok önemli bilgiler verdi ve bugüne kadar yaptıklarından çok pişmanlık duydu. Bilip bilmeden konuşmamak lazım.'' O yüzden bu durumda lahana turşusundan söz edilemez. Bir buçuk milyon lirayı kendisine vermediklerine sevinsek yeridir.''